Ordu Ünye'ye uzanacağız sevgili izleyiciler. Çünkü orada neler yaşandığını bir öğrenmek istiyoruz. Konumuzsa şu, Ordu'nun Ünye ilçesinde Yeşilkent'te sondaj çalışmaları başladı. Bölge halkı bunu istemiyor. Oturma eylemi yapmışlardı. Önceden de belirtmişlerdi. Şu anda da orada bir müdahale olduğu iddiaları var. Ama öğreneceğiz şimdi. Hemen uzanalım sevgili izleyiciler. Ünye 3 Pınar'da bulunan Cem Akman'dan alacağız son gelişmeleri. Cem Bey merhaba. Orada neler yaşanıyor? Ne yapılmak isteniyor? Siz neye karşısınız? Neler yaşanıyor? Merhabalar. Kolay gelsin. Burada Üç Pınar Köyü'nde ve Yeşilkent Mahallesi'nde sondaj çalışmaları yapıldı. Biz sadece yerlerimiz zarar görmesin, madenler yapılmasın diye taşkınlık çıkarmadan kolluk kuvvetlerine saygı çerçevesinde oturma eylemleri yaptık. Ama az önce biber gazıyla müdahale edildi bize. Çok sayıda gözaltı var ve şu an çok uzaktan canlı yayın yapıyorum. Neredeyse kolluk kuvvetleri arkamda her anda hani müdahale edebilirler. Şu an çok zor durumdayız. Yani köylüye yaşlı, kadın, çoluk, çocuk demeden biber gazı sıkıldı ve çok kötü durumdalar. Şu an biber gazının etkisinde çok insan var. Şu an kolluk kuvvetleri arkamda olduğu için çok yakınları gösteremiyorum. Çünkü çok müdahale ediyorlar. Biber gazının altı yani yıldık. Şu an çok zor konuşuyorum zaten. Peki şöyle daha iyi anlayabilmesi için seyircilerimizin de sizden de bilgi alalım. Şimdi orada ne zaman başladı bu çalışmalar? Üç Pınar Köyü'nde bugün başladı. Yeşilkent Mahallesi'nde son bir 10 gündür vardı. Evet, son 10 gündür vardı. Sizin oradaki eyleminiz de sürüyordu. Bugün size evet. Müdahaleleri ne yönde oldu ve tüm köy halkı da orada mı? Bütün köy halkı burada. Bize önlemleri şöyle oldu. Biz ilk başta maden yapılacak mahallemizin olduğu yere geldik. Sadece oturma eylemi yaptık. Herhangi bir taşkınlık, hakaret, küfür, hiçbir şey barındırmadan... Yani tepki koymak istedik ama bize uyardılar, dediler ki işte yolu kapatamazsınız, müdahale edeceğiz. En son biber gazıyla müdahale edildi. Çok sayıda yaşlı kadın şu an ambulanslarla götürülüyor diye biliyorum. Çok sayıda da gözaltı yapıldı köylüye. Yani bu durumda çok zor durumda insanlar. Evet, yani gözaltı olduğunu söylüyorsunuz. Orada jandarmanın bir müdahalesi var diyorsunuz. Tabii sondaj çalışmaları 10 gün önce başladı zannediyorum ama bugün sadece Yeşilkent'te mi bugün başladı dediniz? Yok, Yeşilkent'te dün bitti. Bugün Üç Pınar Köyü'nde başladı. Evet. Peki efendim, gözaltılar var diyorsunuz. Size de müdahale var. Siz yine eylemlerinizi sürdürecek misiniz? Yani bulunabildiğimiz sürece, dayanabildiğimiz sürece sürdürmek istiyoruz. Tabii bunu da yani milletimiz yanlış anlamasın. Yani taşkınlık çıkararak değil, köy olarak, köy halkı olarak yaşlı kadın, çoluk, çocuk tepki koymak istiyoruz. Yani İstanbul'dan köylerimizde bugün hareket etmek için planlaştılar. İstanbul'daki göç alan köylülerimiz de yarın köyümüze teşrif edecekler. Devam edeceğiz. Evet, tabii orada sizin için ne ifade ediyor sondaj çalışması? Oradaki toprak sahipleri de karşı çıkıyor. Onlar için ne ifade ediyor? Bunu da sorayım efendim. Böyle söyleyeyim. Burada tek geçim kaynağı fındık. Yani insanlar burada fındığıyla çocuklarını okuyor. Ben burada fındıktan kazandığımız parayla üniversite okudum. Üniversiteyi bitirdim. Yani fındık bizim tek geçim kaynağımız. Fas'taki siyanür madeni zaten fındığımızı çok etkiledi. Köyümüze yapılacak bir çalışmada bizim yeşilliklerimizi, fındığımızı mahvedecek. Biz bundan çok korkuyoruz. Biz normalde başka bir şey istemiyoruz. Peki. Cem Akman, çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için. Kapatmak zorundayım. Herhalde müdahale yiyeceğim çünkü. Peki. Teşekkür ediyoruz. Evet.